Herkese Özbek.com'dan merhaba. Son günlerde arka arkaya Akıncı ile ilgili, Akıncı'nın test uçuşları ile ilgili videolar paylaştık. Bu videolarda aynı zamanda Türkiye'nin de insansız hava araçlarına baktık ama videoda en çok sorulan soruların başında Akıncı'nın niye iniş takımları toplanmıyor, niye iniş takımları açık olarak uçuyor veya bir önceki model TB2'de neden iniş takımları sabit gibi sorular geldi. Ben de tam bununla ilgili bir video hazırlarım derken bu sabah Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan bir haber geldi. Kendisi amatör bir pilot ama çok gökyüzüne görülden malı. Mesut Göçer Konya'dan e, ultralight tipi hafif uçağıyla havalandı ve Samsun'a iniş için planlama yaparken uçağın iniş takımı açılmadı ve gövde üzerine bir iniş gerçekleştirdi. Başarılı bir inişti bu. Uçağın kontrolünü son saniyeye kadar Mesut Göçer tuttu ve daha sonra da uçağın kanopisini açarak emniyetli bir şekilde terk etti. Şimdi gelin iniş takımları niye açılıyor, açılmıyor veya bazı uçakların iniş takımları niye sabit? Bu videomuzda bu konuya birlikte bakalım. Aslında Mesut Göçer'le bir araya gelip tanışmamız geçtiğimiz ay meydana geldi. Mesut Göçer'i Konya'daki Karata Üniversitesi ziyaretim sırasında tanıdım. Karata Üniversitesi Konya'daki Konya Havalimanı'na ki aynı zamanda 3. Anajet Üst Komutanlığı hemen kuzeyinde 12 deniz mili mesafede yeni bir meydan inşa etti. Bu meydan için e, görmek üzere Süleyman Doğan Hocayla birlikte kalktık ve o meydana ilk inişi gerçekleştirdik. Bu uçuş sırasında da Mesut Göçerle bir kol uçuşu yaptık. Kendisinin e, sarı beyaz boyalı ultralat uçağı kolumuza geldi. Çok güzel bir kol uçuşu yaptık ve bu kol uçuşun arkasından e, biz ve sonrasında da o iniş gerçekleştirdi e, ve böylece meydanında ilk inişini yapmış olduk. Ama tabi bir ay sonra havacılık bu. Bugün. Samsun'da gövde üzerine bir inişle birlikte Mesut Bey'i tekrar aradık. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Şimdi bu tür durumlarda ne yapılıyor? İsterseniz biraz onu siz değerli izleyicilerimize anlatmak istiyorum. Bazı uçakların iniş takımları sabit. Yani mesela Cessna 172'ler gibi toparlanmıyor. Katlanmıyor veya iniş sırasında tekrar açılmıyor. Bunların getirdiği bazı avantajlar var, dezavantajlar var. Sabit olması sizi mekanik açıdan rahatlatıyor. Yani bunları açıp kapamak için herhangi bir ek bir sisteme gerek kalmıyor. Sabit şekilde uçuyorsunuz. Özellikle eğitim uçaklarında bu tercih ediliyor. Niye? Çünkü öğrenci iniş takımlarını kalkıştan sonra toparlayabilir, sonra açamayabilir, unutabilir, gövde üzerine iniş yapar. Ee, ve bununla da ilgili tabii uçak bir kırım geçirir. Öncelikle bunu önüne geçmek. Bir de basitlik. O iniş takımını toplamanız için ekstra bir hidrolik sisteme ihtiyacınız var. Veya elektronik olarak çeşitli kablolar, hidrolik pompalar falan derken bu uçağın ağırlığını arttırıyor. Bir de bu uçakların performansı çok yüksek olmadığı için iniş takımının açık veya kapalı olması performans açısından çok böyle aman aman ciddi cid, ciddi, ciddi bir farklar oluşturmuyor. Şimdi benzer durum insansız hava araçları içinde geçerli. Sonuçta TB2 bayraklara bakıyoruz. Ee, TB2 taktik sınıfta ufak bir uçak görünümünde kullandığı uçak Rotax tipi yeni nesil bir motor. Az yakıt harcıyor, uzun süre çalışıyor ve yüksek irtifalara insansız hava aracını çıkartıyor. Burada örneğin iniş takımlarını topladığınız zaman size saatte bir 5 kilometre fazla hız sağlaması yani sürtünmenin azaltılması size bir avantaj mı getirecek, dezavantaj mı? Şimdi bunların sonuçlarının, bu soruların sonuçları mühendislik verilecek cevaplarla ortaya konuyor. Bazen sürtünmeyi göz önüne alıyorsunuz ama bunun karşılığında e, bu iniş takımlarının toplanması için ekstra konulacak ekipmanı veya gövde içindeki yere de ihtiyaç duymuyorsunuz. Ama TB2 bayrakların bir büyüğü örneğin Anka, Anka'da buna ihtiyaç var. Gövdede de uygun yer var ve uçağın iniş takımları, ana iniş takımları biliyorsunuz. Bir burunda iniş takımı var, burun iniş takımı. Bir de gövdeyi taşıyan genellikle iki parçadan oluşan sağ veya sol ana iniş takımları var. Ankara'da bunlar toplanıyor mesela. Şimdi gelelim Akıncı'ya. Akıncı'da arkadaşlar iniş takımları toplanıyor. Burun iniş takımında toplanıyor, ana iniş takımları da toplanıyor. Çünkü Anka çok büyük. 4.5 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip dev bir insansız hava aracı. Taarruzi insansız hava aracı TİHA hatta. Performansın yüksek olması için bu iniş takımların toplanacak yerler planlanmış. Bu yerde var gövdede ve toplayacak sistemler de mevcut. Bu nedenle iniş takımları toplanıyor ve bunu da aerodinamik bir faktör olarak, e, artı bir faktör olarak da insansız hava aracı e, kullanıyor. Daha hızlı uçuyor, sürtünme azaltılıyor, daha az yakıt sarfiyatına neden oluyor gibi gibi bir sürü avantajı var. Şimdi dediğim gibi mesela Cessna 172 gibi daha temel uçaklarda pek fazla iniş takımı toplanmaz ama bazı uçaklarda iniş takımlarının toplanması uçağa aerodinamik olarak daha iyi uçmasını sağlıyor. Yani sürtünme düzeylerini azaltıyorsunuz. Sürtünme düzeyleri artınca, azalınca da uçağın sürati yükselmeye, artmaya başlıyor. Şimdi bugünkü kazada yaşanan ultralight sınıfı bir uçak. Ultralight diyoruz ama gerçekten çok iyi bir aerodinamiğe sahip bir uçak. Uçak JMB Aircraft ürünü VL3 sınıfında en yüksek hıza çıkabilen ultralight saatte 370 kilometre hızla uçabiliyor. Ve 370 kilometre hızla uçarken de menzili 2000 kilometre. Yani nereden baksanız havada 5-5,5 saat kalabilecek özelliğe sahip. VL3 aynı zamanda da 240 kilogram yük taşıyabiliyor. Şimdi Konya'da bu uçağı gördüğümüz zaman o kadar süratliydi ki biz koluna yaklaşmakta zorluk çektik. Hatta ee, Mesut Çöker pilota dedik ki havada ya iniş takımlarını aç biraz... Uçak yavaşlasın biz de konuya gelebilirim gerçekten. Çok yüksek sürate sahip bir uçak çok da da keyifli bir uçuş yapmıştık ama havacılık bu her an başınıza bir şeyler gelebiliyor. Bir şeyler yaşayabiliyorsunuz. Samsun'daki bu olayda videodan da göreceğiniz üzere uçak önce yaklaşma talimatı istiyor, iniş takımlarını koyuyor. Fakat iniş takımları açılmıyor. Bu ikaz gelmiyor. Mesut Bey bir kamera sistemi yerleştirmiş. Buradan da kontrol ediyor çünkü bazen lamba arızası olabiliyor. Yani iniş takımları açılıyor ama açıldığını belirten yeşil lamba yanmayabiliyor. Bir kamera koymuş ama iniş takımı özellikle burun iniş takımının açılmadığını görüyor. Ve arkasından bu bilgiyi yerle paylaşıyor. Pas geçerek e, meydan yakınlarındaki bir hava sahasında bu iniş takımlarını açmak üzere checklist kullanmaya başlıyor. Havacılıkta checklist çok önemli. Burada acil durumda yapılacaklar, kurallar tek tek yazılı. Bu kurallara göre sigortayı tekrar e, çekiyor, tekrar basıyor sigortayı. Acil durumda pompalama sistemiyle el pompasıyla hidroliğin pompalanması ve açılması gibi e, acil durum prosedürleri var bunların hepsini yapıyor ne yazık ki açılmıyor ve bunun üzerine de yakıtını azaldık, azalttıktan sonra da Samsun meydanına iniş gerçekleştireceğini söylüyor. Bu arada Samsun Havalimanı yolcu uçak trafiğine açık zaman zaman eğitim içinde kullanılıyor ama pistin hemen yanında planer uçuşları için yapılmış sertleştirilmiş hemen pist yanındaki özel bir alan var. Burası gerçekten pist gibi sert yüzeye sahip yaklaşmasını yaptıktan sonra e, genelde bu tür inişlerde e, motor durdurulur. Açılabiliyorsa kanopi hafif aralanır veya e, uçağın kapısı varsa kapı hafif aralanabilir. Çünkü uçak yerle temastan sonra gövdede bir burkulma olabilir. Kapı açılmayabilir ve de bu da özellikle Allah korusun yangın çıkması gibi durumlarda e, pilotun çıkışını zorlaştırabilir. Bu gibi önlemler alınır. Her uçağa göre de tabii değişir bu prosedürler. Yaklaşmasını yapıyor Mesut Bey. Ve son yaklaşmaya artık uçağın e, teker koymaya yakın burnunu kaldırarak süratini daha da düşürüyor uçağın. Ve arkasından yerle temas ve uçakta zaten e, 25-30 metre nereden baksanız veya maksimum 30-35 metre gittikten sonra da duruyor. Uçağı da emniyette ter, e, terk ediyor. Bu arada RFF ekipleri havalimanlarında özel eğitimli itfaiyeler yer alır. İtfaiye kurtarma ekipleri sağlık müdahalesini yaparlar. İlk müdahaleyi ambulanslar hazır bekletilir. Onlar da hazırlar. Bunu gayet güzel gözlemliyorlar. Kan öpü açılıyor. Mesut Bey uçağı emniyette kendisi hiçbir yara beri almadan terk ediyor ve arkasından emniyet amaçlı kontrol ediliyor. Çünkü yangın çıkma riski olabiliyor bu tür durumlarda. Gerçekten başarılı bir iniş. Gerçekten Mesut Bey'e de geçmiş olsun diyoruz buradan. Dediğim gibi iniş takımları niye sabit, niye alınıyor? Bunlar tamamen mühendislik yaklaşımları. Buna göre bir karar veriyorsunuz ve buna da göre de bir tasarım yapılıyor. Tabii ki iniş takımları katlanan uçakların fiyatları biraz daha artıyor. Ek sistemler var ama performans yükseliyor. Sonuçta bunlar hesap kitap ve bütçe işi. Buna göre de bir karar alıp bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bugünkü videomuzda Gövde üzerine bir iniş, arkasından niye iniş takımları açık veya kapalı değil bunlara baktık. Bu konuyla ilgili bilgilerimizi sizlerle paylaştık. Lütfen kanalımıza abone olun. E, bize sorularınızı yorum olarak iletebilirsiniz. Ayrıca info.tolgozbek.com mail adresine de mesaj atabilirsiniz. Katıl butonuyla bizlere destek verebilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.